Sihirli halk yöntemiyle parmağımızda 9 adet gözleme yapıyoruz. Dört, beş. Bu tomurcuğu da ben yapraklarımın uzunluğuna göre yaptım. Sizler eğer daha ufak tutacaksanız yapraklarınızı, bu tomurcuktaki başlangıç sayısını da 9'dan daha aşağıya düşürebilirsiniz arkadaşlar. 3, 6. Bir zürafa daha yaptık mı? Tamam. Gözlemelerimizin sayısını 9'a ulaştırdık. Şimdi başlangıçtaki ipimi çekerek büzüyorum. Ve ilk yapmış olduğum gözlemeye düğüm atacağım. Şimdi her bir zürafamıza düğüm atıyoruz arkadaşlar. Etrafından bir sıra döneceğiz. Başlangıç noktasına geldik. Şimdi bu aşamada arkadaşlar artık yapmış olduğumuz şu motifi ikiye katlıyoruz. İkiye katlayıp etrafından zürafa yaparak dönmeye devam edeceğiz. Şimdi bir nevi bur yapıyoruz arkadaşlar. Bu katlama işini dikkatli bir şekilde yapın. Açık bırakırsanız motif açık bir şekilde ilerler. Bizim amacımız bunu boru yapmak. Her döndüğünüzde katlama kısmı da döndüre döndüre zürafa yapın. Zaten şu birkaç sıra dönmemiz yeterli olacak şekli vermemiz için. O yüzden ilk şu birkaç sıraya dikkat ediyoruz. Evet arkadaşlar motifimiz yavaş yavaş şekil almaya başladı. Ben şimdi toplamda 9 sıra çıkacağım. Toplamda 9 sıra çıktık. Bu şekli alacak arkadaşlar. Şimdi
Her bir zürafadan iğnemizi dıştan içeriye doğru geçireceğiz. Her bir zürafayı dıştan içeriye doğru tel geçer gibi ipimizi geçireceğiz. Tamamından geçirdik. Şimdi yavaş yavaş ipimizi çekerek şu kısmı büzüyoruz. İğnemizi orta kısımdan geçirip alt kısımdaki boşluktan çıkartıyoruz. Baştan ve sondan şu kısmı arkadaşlar bakın böyle bastırıyoruz. Bakın. Tomurcuğumuzu tamamladık. Şimdi her iki ipimizi düğüm atarak sabitleyelim. İki kez düğüm atmamız yeterli olacaktır. Şimdi fazlalık ipimizi bu kısımdan kesiyoruz. Papatyamızın orta kısmında geçirdik. Aynı her iki beyaz motifi birbirine diktiğimizdeki gibi şu alt kısımlardan iğnemizi geçirerek düğüm atacağız. Şöyle birbirine sabitleyeceğiz. Ucumuzu da orta kısma diktik. Hemen şu arka kısımdan şöyle birkaç düğüm atarak sabitleyelim. Bir düğüm de yeterli arkadaşlar. Kestikten sonra bu kısmı yakarak da tamamlayabiliriz. Papatya çiçeğimizi tamamladık. İplerimin numaralarını aşağıda açıklamalar kısmında yazacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Bir videomun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalıma halen abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.